Kars vilayetinde etnik temizlik 1918-1921. 1918-1921 arasında geçen 3 yıl, Güney Kafkasya'da yaşayan halklar açısından oldukça kritik olaylara sahne olmuştur. Tarih yazımında pek yer bulmayan, bu olaylar sırasında başta Ermeniler ve Ezidiler olmak üzere birçok grup ağır katliamlara maruz kalmıştır. İttihatçıların 1915'te başlattığı etnik temizlik ve soykırım politikalarının devam ettirildiği bu yıllarda demografik yapı önemli oranda değiştirilmiş ve Türk nüfusun çoğunluğu sağlanmak istenmiştir. Bu Türkçü politikanın hayata geçirilmesine 1917 Ekim devriminin zemin sunması ise manidardır. Devrimin ardından savaştan çekilen Sovyet Rusya, Osmanlı Devleti ile imzaladığı Brest-Litovsk Ateşkes Anlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u Türk saldırılarına açık hale getirmiştir. 40 yıldır Rus hakimiyetinde olan bu 3 vilayet, nüfus çeşitliliği açısından tam bir halklar bahçesidir. Ateşkesin ardından bunu fırsat bilen Türk ordusu, Kazım Karabekir komutasında bölgeye girmiş ve büyük bir katliam gerçekleştirmiştir. 1917 yılında Ekim devrimi olduktan sonra Moskova yönetiminin en acil görevlerinden biri bir anlaşma imzalamaktı. Ama bu anlaşma ilhaksız ve tazminatsız olmalı. Yani ne toprak alınacak ne de toprak verilecek. Bu kaide önemliydi. Çünkü kitlelerin beklentisi de buydu. Bu açıdan ittifak devletleriyle temaslar başladı ve Brest-Litovsk'ta bazı görüşmeler artık vuku buldu. Brest-Litovsk anlaşması imzalamaya doğru giderken özellikle Troçki'nin pozisyonu çok tartışmalıydı. Çünkü parti içerisinde önemli bir isim Troçki. O gönderilmişti görüşmeleri yapması için. Ama Troçki anlaşmayı beklenen sürede imzalamıyordu. Yani ne savaş ne barış politikası vardı Troçki'de şahıs olarak. Bu süreç aynı zamanda Buharin tarafından da eleştiriliyordu. Yani Buharin Almanya ile kesinlikle bu anlaşmanın yapılmamasını istiyordu. Bunun bir işbirliği, bir casusluğa kadar varacağını düşünüyordu. Daha doğrusu kitlelerin gözünde öyle bir imge bırakır korkusu vardı. Öyle veya böyle Lenin'in özellikle ısrarıyla anlaşma 3 Mart 1918'de imzalandı. Taraflardan biri Almanya, biri Osmanlı Devleti. Tabii bu anlaşma İstanbul hükümeti tarafından araçsallaştıran bir anlaşmaydı. Yani İstanbul hükümeti hem bu anlaşmayı hem de Sovyet devrimini, daha doğrusu Rusya topraklarında yaşanan kargaşayı, o karışıklığı kullanmak istedi. Anlaşmanın maddelerine riayet etmek yerine anlaşmayı bir kamuflaj olarak kullanıp Kafkasya'da topraklarını genişletmeyi düşünüyordu. Bu aynı zamanda bir Enver Paşa politikasıydı. Çünkü özellikle İttihatçıların pan-Türküst ve pan-İslamist bir takım hedefleri de vardı. Hem Kafkasya, hem Türkistan, hem Orta Asya özelinde Türkleri, Müslümanları tek bir devletin çatısı altında toplayıp sınırlarını genişletme ihtirası olduğunu biliyoruz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'ta, Filistin'de, Suriye'de bir takım toprak kayıpları yaşanmıştı. Bunları telafi etmenin coğrafyası Kafkasya'ydı. Hatta bu yüzden mesela Sarıkamış Hareketi başlamıştı. Yani bakıyoruz Aralık-Ocak aylarında yapılan bir hareket, bir operasyon Sarıkamış. Çok acele karar verilmiş. Enver Paşa'nın maceraperest, avantürist politikasının bir sonucuydu. Binlerce askerin bu uğurda öldüğünü biliyoruz. Bu maceracı pan-Türkist politika 1918 Mart ayından sonra da devam etti. Özellikle Elviye-i Selase temelinde bunun kuvveden fiile geçtiğini görüyoruz. Nedir Elviye-i Selase? Kars, Ardahan, Batum. 93 Harbi esnasında bu üç önemli kent Rusya tarafına geçti Berlin Anlaşması'yla ve yaklaşık 40 yıl Rusya'nın tahtı himayesi altında kaldılar.
Türk yönetimi özellikle bu üç vilayete yoğunlaşmıştı. Üç kente yoğunlaşmıştı. Burayı ilhak etmenin peşindeydi. Berlin Anlaşması, 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Anlaşması öyle bir zeminde hazırlıyordu. Dolayısıyla biz Türk ordusunun Mart ayından itibaren saldırıya geçtiğini, taarruza geçtiğini ve bu kentleri işgal ettiğini, Nisan sonuna kadar işgal ettiğini görüyoruz. İşgal ederken Güney Kafkasya Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ile de sürekli bir fikir alışverişi içerisindeydi. Bu cumhuriyetler Moskova yönetimini tanımayan, onlardan bağımsız olarak varlığını sürdüren cumhuriyetlerdi. Moskova yönetiminin de çok tepki gösterdiği cumhuriyetlerdi. Yani Türk yönetiminin de bunlara kurmuş olduğu ilişki Moskova'da çok eleştiriliyordu. Büyük tenkitlere sebep olmuştu. Türk ordusunun 1918'de gerçekleştirdiği bu saldırıda bölgede yaşayan gayrimüslim halkları hedef seçtiği görülmektedir. Rumlar, Ermeniler, Ruslar, Almanlarla birlikte Ezidiler de hedef seçilmiş ve katliamlara uğramıştır. Özellikle Kars saldırısına burada ben parantez açmak istiyorum. 25 Nisan 1918 yılında 3. Ordu'ya bağlı 1. Kafkas Kol Ordusu, Kol Ordu'yu Kazım Karabekir idare ediyordu. Bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı çok hazin ve bir o kadar yıkıcı oldu. Özellikle gayrimüslimlere karşı, gayrimüslimlere dönük bir saldırıydı. Hem Ermeniler, hem Ezidiler, hem Ruslar saldırıdan çok muzdarip oldular. Çok sayıda Ezidi ailesi burada özellikle yok oldu. Ezidiler için büyük bir yıkım oldu. Bazı Ezidi ailelerinin hayatını kaybettiklerini görüyoruz. Bazıları kurtulabildi. Çok zor şartlar altında. Bunlardan biri Casim Ecelil, bir diğeri Amine Avdal'dı. Mesela Amine Avdal ailesinin büyük bir kısmını yitirmişti, aile üyelerinin. Kendisi ve kız kardeşi Seyrane kurtulabilmişlerdi. Seyrane de bir süre sonra açlıktan, çok fazla dayanamamış, açlıktan onun kollarında ölmüştü. Ve bu tabii ki Amine Avdal için büyük bir yıkımdı. Büyük bir hüzündü diyebilirim. Kars'tan sonra kendisi Tiflis'e gidiyor. Tiflis'te akrabalarının yanında kalmış, yetimhanede büyümüş. Sonrasında işte yetim kalan çocuklar için Tiflis'te açılan bir okul var. O okulda eğitim görüyor. Ondan sonra Erivan'a geçiyor. İşte çok zor şartlar altında bakıyoruz ki üniversite okuyor. Tarih üzerine eğitim görüyor. Sonraki süreçte biz Amine Avdal'ın Sovyet döneminde büyük bir rol oynadığını, Kürtoloji sahasında önemli bir Kürtolog olduğunu görüyoruz. Hece-i Cindi ile birlikte işte Kürt çocukları için hazırladığı dil bilgisi kitapları var. Bu açıdan önemli bir şahsiyet. Onun gibi yine Kars'ta o saldırıdan büyük zarar gören bir de Casim Ecelil var. O da Celil Ecelil'in babası, ünlü Kürtolog. Casim Ecelil de bu saldırı esnasında kurtulmaya çalışıyor. Annesi ve babasıyla kurtuluyorlar. Avareş denilen bir yer var, Karasu Nehri. O nehri bir şekilde geçiyorlar. Ermenistan'a gidiyorlar, Alagez bölgesine. Alagez'de bir süre kalıyorlar. Ancak Kazım Karabekir'in ordusu bu kez Alagez'e gidiyor. Yani orada yeniden oraya göç eden Ezidileri de öldürmek istiyor. Ve Casım Ecelil orada annesini babasını yitiriyor. Orada artık yitirdikten sonra yeniden hayata bağlanmaya çalışıyor. Ermenistan'da açılan yetimhanelerde büyüyor. Orada işte Hanım-ı Rızgo diye bir kadınla tanışıyor, evleniyor. Casım Ecelil ismi özellikle Erivan Radyosu denilince ön planda. Onunla özdeşleşmiş bir isim. 1955 yılında bu radyo Kurmançça yayına başladığı zaman bu bölümün ilk müdürü Casim Ecelil olmuştu. Çok sayıda Kürtoloğun yetişmesine ön ayak oldu. Önemli Kürt yazarlar vardı, genç yazarlar. Onları sık sık programa çağırırdı ve onları tanıştırırdı. Dinleyiciyle buluştururdu. Bu açıdan önemli bir isim. Bunun gibi tabii ki bazı Ermeni isimler de var. İşte
Tigran Hamasyan, Ripsime Simonyan gibi. Mesela Ripsime Simonyan Ermenistan'da çok ünlü bir ressam. Neredeyse birçok sokakta, önemli caddelerde onun eserlerini görüyoruz. Tigran Hamasyan şu an yine dünyanın önemli piyanistlerinden biri. Önemli eserler var. Kars diye bir eseri var. Onu da yine baktığımızda dedeleri o dönemde işte büyük ailesi çok zarar görmüş Kazım Karabekir'in bu saldırısı esnasında. Bu saldırı Türk tarih yazımında çok fazla dile getirilen bir saldırı değil. Yani sanki Türk ordusu Kars'a girmiş, orada işte Kars halkına herhangi bir şekilde zarar vermemiş, Kars halkı tarafından çok büyük bir memnuniyetle karşılaşmış izlenimi verilmektedir Türk tarihçileri tarafından. Bu örtüyü kaldırmak lazım. Yani burada daha çok bu saldırının arka perdesini iyi görmek lazım yani. Türk ordusunun bölgeye girişinin ardından yaşanan panik havasını dönemin gazetelerinden Narodnaya Vlast 17 Nisan 1918 tarihli sayısında şöyle aktarıyordu. Kars bölgesi sıkıntılı günler yaşıyor. Sarıkamış'tan Kars'a ve ötesine kadar yol boyunca üzücü bir tablo göze çarpıyor. Şose boyunca sonu gelmeyen uzun mülteci kervanları uzayıp gidiyor. Demiryolu istasyonları uzun yıllardan beridir büyük bir emekle elde ettiği her şeyi geride bırakıp kaçan insanlarla dolu. Herkes panik halinde. İleride kendisini neyin beklediğini ve nerede barınak bulacağını anlamadan oraya buraya koşuşturuyor. Yani Kars tabi çok kültürlü bir yer. Çok sayıda etnik kimlik var. Malakan var, Karapapak var, Ermeni var, Kürt var, Rum, Rus, Alman. Çok sayıda etnik kimlik var ama bu saldırıyla birlikte orada artık biz bir inhitat sürecinin olduğunu görüyoruz artık. Bir yıkım başlıyor etnik kimlikler açısından. Burada Karapapakların çok zarar gördüğünü söyleyemeyiz. Türkiye kökenliler. Yani saldırı aslında kimlik hedefli bir saldırı olmuş. Yani burada hem dini kimlik gözetilmiş hem de etnik kimlik gözetilmiş. Malakanların da çok büyük zararlar gördüğü düşünülmemekte. Malakanların çünkü Kars'tan gitmesi yani göçü 1960'ları buluyor. 1960'lardaki işte devlet politikasından dolayı artık beziyorlar. Bir de Kars halkının onlara uyguladığı bir mobbing var, psikolojik baskı var. Buradan rahatsız oluyorlar ve 1960'lı yıllardan itibaren Sovyet Rusya'ya göç ediyorlar. Tabii bir de Sovyet modeli de onlar için çok cezbedici. İşte o konut hakkı, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık, yani yaşam pratiğindeki o haklar Malakanlıları etkiliyor. Dolayısıyla orayı göç etmeyi düşünüyorlar, göç ediyorlar, daha uygun görüyorlar. Ermeni soykırımı açısından bakarsak, Kara kötü bir piyesin perdelerinden biri Kars'a saldırı. Sonraki süreçte tabii devam ediyor. Türk ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Gümrü'ye kadar, Dağlık Karabağ, işte Nahçıvan'a kadar ilerleyen bir ordu görüyoruz. Bakü'ye kadar ilerliyorlar. Ermenilere yönelik yine ciddi saldırılar var. Bu süreç Ermeni soykırımı açısından bir perde. Bir sahne yani. Ermeni halkını pasifize etme, Ermeni kimliğini o bölgeden bertaraf etme amacı taşıdığı kesin. Yani Panturan veya işte Pantürkist amaçlara uygun. O topraklara tamamen tek bir kimliği hakim kılmak iddiatçılar açısından önemli bir amaç. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından bölge İngilizlerin denetimine girer. Daha önce göç etmek zorunda kalan gruplardan geri dönenler olur. Mondros'tan sonra tabii İngilizler artık kontrolü ele geçiriyorlar. Bu arada yine Kars'ta bir hükümet kuruluyor. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti. 1919 Ocak ayından Nisan ayına kadar 3 aylık bir hükümet. Bu hükümet aynı zamanda Kars Cumhuriyeti diye de biliniyor. Bu cumhuriyetin kendine bir anayasası da var. 18 maddelik bir anayasa. Yani 3 aylık bir devlet veya bir cumhuriyet deneyimi diyelim. Nisan ayında ortadan kalkıyor.
Çünkü Nisan ayından itibaren İngilizler bölgenin kontrolünü yeniden Ermenilere veriyorlar. Bölgede Ermenilere ait bir 7. kolordu var. Bu 7. kolordu Deniken ordusu bünyesinde bölgede faaliyet yürütüyor. Bu kolordun içerisinde veya Ermeni kuvvetlerin içerisinde Ezidiler de var. Sason alayı adı altında onlar da Ermeni tarafında savaşıyorlar. Andranik Ozanyan gibi, General Dro gibi isimler özellikle o dönemde ön planda. Tabii Ermeniler Kars'la yetinmiyorlar. Aslında Kars'ın ötesine geçmek istiyorlar. Yani kadim Ermeni topraklarını yeniden ele geçirme, o Batı Ermenistan sınırlarına ulaşma amacı da taşıyorlar. Eğer Sovyet devrimi olmasaydı, Ermeni kuvvetleri yeniden Batı Ermenistan sınırlarına ulaşabilirlerdi. Öyle düşünüyorum. Çünkü Sovyet devrimi olması hem Ermenistan'ı frenledi, hem de tabii ki Anadolu'da gelişen Anadolu hareketine güç verdi ve o fütuhat siyasetinin önünü açtı. Doğu'daki fütuhat siyasetinin önünü açtı. İttihatçıların Kars, Ardahan, Batum üzerindeki hak iddiası Ankara'da kurulan meclis tarafından da benimsenir. Nisan 1920'de kurulan meclis, Eylül ayında aldığı bir kararla saldırı emri verir. 1918'de bölgede etnik temizlik yapan Kazım Karabekir yine ordu komutanı olarak sahneye çıkar ve Ermenistan içlerine kadar giden büyük bir saldırı başlatır. 1920 yılının Eylül ayına geldiğimizde Bekir Sami Bey Moskova'ya gitmiş. Müzakereler istenilen bir sonucu vermemiş. Hüsnü netice alınmamış. Özellikle Ermenistan topraklarında gözü olan Ankara yönetimi için. Mustafa Kemal Eylül 1920'de Ali Fuat Cebeso'ya bir telgraf çekiyor. Ve orada diyor ki komünizm demek Rus tebaiyeti demek. Bizim diyor gizli komünist teşkilatı ortadan kaldırmamız lazım. Bir şey daha var. Taarruz imasında bulunuyor. Zaten Kazım Karabekir de o arada sık sık bir bilgilendirmede bulunuyor. Yani bizim diyor artık Kafkasya'ya, Güney Kafkasya'da bir taarruz hareketini başlatmamız lazım. Çünkü biz Bekir Sami Bey'i gönderdik, bizim istediğimiz sonucu almadık. Orada daha çok barışçıl bir yol denenmişti. Yani uzlaşalım, ikili görüşmeler yapalım, müzakereyle biz işte Elviye-i Selasiye'yi ve sonraki Ermeni topraklarını alalım anlayışı vardı. Bu gerçekleşmeyince artık Ekim, Kasım aylarında iki ay boyunca Türk ordusunun biz hem Elviye-i Selasiye hem de sonraki Gümrük'e kadar gittiğini görüyoruz. Yani o iki aylık süreçte bu işgal gerçekleşti. Özellikle Gümrük'te de büyük bir yıkım olmuş. Orada da çok sayıda Ermeni hayatını kaybetmiş. Yağma var, ciddi bir ganimet var. Bir kez daha altını çiziyorum. Bunlar hem 1918 yılındaki Kars saldırısı hem de 1921 yılındaki bu Ankara yönetiminin tertiplediği saldırı Ermeni soykırımının diğer perdeleri. Çünkü burada da bir soykırım amacı güdülmüş. Yani bu kentlere giriyorlar ve Ermeni halkına yönelik çok ciddi bir tasallut var, saldırı var. Kazım Karabekir'in ordusunun Ermenistan içlerine kadar girmesinin ardından 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrük Anlaşması imzalanır. Ermenistan'da iktidarı elinde bulunduran İngiliz taraftarı taşnaklarla yapılan bu anlaşma, Ermeniler aleyhine ağır hükümler içermiştir. Hatta taşnaklarla bir anlaşma yapılmıştı, Gümrük Anlaşması. Ancak Ermenistan'da Sovyet iktidarı kurulunca Bolşevikler Gümrük Anlaşması'nı tanımadılar. Aslında Gümrük Anlaşması taşnaklar ve Ermeniler açısından çok ağır bir anlaşmaydı. Şartları ağırdı artık. Yani neredeyse artık Ermenistan denilen diye bir yer kalmamıştı. Dolayısıyla Bolşeviklerin orada yönetimi ele geçirmesi küçük bir kazançtır diyebiliriz. Ancak Bolşeviklerin yapmış olduğu hata 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması esnasında gerçekleşmişti. Çünkü bu anlaşmaya göre Kars, Ardahan, Van ve Bitlis gibi kentler artık Türkiye tarafına geçmişti.
Normalde Ermeni halkının ve Ermenistan yönetiminin beklentisi en azından Kars ve Ardahan'ın Ermenistan'a iltihak etmesi yönündeydi. Yani Van ve Bitlis'te çok beklentileri yoktu ama Kars ve Ardahan'ı bekliyorlardı. Fakat bu beklenti gerçekleşmedi. Bu taviz verildi Moskova yönetimi tarafından. Bu hala günümüzde Ermeni tarihçiler tarafından çok eleştirilen bir siyasi adım. Bolşevikler sadece bununla yetinmediler. Yani sadece Kars, Ardahan, Van ve Bitlis'i vermekle yetinmediler. Nahçıvan'ı da o dönemde Azerbaycan'a, Azerbaycan bünyesine geçirdiler. Nahçıvan özel bir cumhuriyet olarak Azerbaycan tarafına geçti. Normalde Ermenistan yönetiminin beklentisi yine Nahçıvan'ın da Ermenistan'da kalmasıydı. Ancak Moskova Anlaşması'nda Nahçıvan Azerbaycan tarafına geçti ve Ankara yönetiminin talepleri burada yine karşılık buldu. Yani şunu söyleyebiliriz eskilerin deyimiyle. Bir uhuvvet yok sadece. Aralarında bir kardeşlik yok. Bir ubudiyet var. Yani Sovyet yönetimi aslında boyun da eğiyor. Ankara yönetiminin bütün bu taleplerine, bütün beklentilerine boyun eğen bir karakteri var. Sonraki süreçte zaten bir şey daha var, onu da belirtmek istiyorum. 1921 yılında Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafına geçti. Normalde 1920'nin Aralık ayında Dağlık Karabağ, Nahçıvan gibi toprakların artık Ermenistan'da kalacağı kesin gibiydi. Hatta bunu Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komite Genel Sekreteri Neriman Nerimanov da kabul etmişti. Ama 1921 yılındaki konjonktür bütün bu beklentileri alt üst etti, alabora etti. Yani burada Ankara yönetiminin çok tazyik uyguladığını, Moskova yönetimini yönlendirdiğini söyleyebiliriz. 1920'den 1921'e giden süreçte Ankara-Moskova trafiğinin yoğunlaştığı görülüyor. İki devlet arasındaki ilişkilerin uzlaşmaya doğru gittiği noktada ise kaybeden bölgenin mazlum halkları olacaktır. Ermenistan'da Sovyet iktidarı kurulduktan sonra özellikle hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan arasında diyaloğun çok güçlü olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü artık iki komünist cumhuriyet. İkisinde de Sovyet iktidarı var. Dolayısıyla aralarındaki fikir tehadisi daha da güçlü. Zaten sınırlar veya topraklar konusunda da sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi için daha uygun bir ortam oluştu. İşte Dağlık Karabağ, Nahçıvan, Zangezur gibi temel sorunlar daha hızlı çözülebilirdi artık. Çünkü iki komünist yönetimden bahsediyoruz. Nitekim işte Azerbaycan Komünist Partisi'ndeki Neriman Nerimanov da zaten Moskova yönetiminin neredeyse birçok talebini kabul ediyordu. Ancak bu iki aylık süreçte ne gerçekleştiyse adım adım Sovyet yönetimi veya Moskova hükümeti geri adım atmaya başladı. Özellikle Ermenistan'ın beklentileri vardı. Yani artık Karabağ, Nahçıvan, Zangezur kesinlikle Ermenistan'a geçirecekti. Geçecekti. Böyle bir irade vardı, böyle bir uzlaşma vardı. Ama o iki aylık süreçte Ankara yönetimiyle kurulan ilişki bu beklentiyi boşa çıkarttı. Neler geliştiğini tam olarak açıkçası bilmiyoruz. Yani ben buna dair bir şey söyleyemem. Ama hızlı bir diplomasi gelişmiş. Sınırlar çizildi. Bu sınırlar çizildi. Ondan sonra da artık bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyet Cumhuriyetleriyle yapacağı anlaşma var. Kars Anlaşması var mesela. 1921 yılında, Ekim ayındaydı sanırım. Bir de Kars Anlaşması yapıldı bu cumhuriyetlerle ayrıca. Sınırlar tamamen artık orada netleştirildi, kesinleşti yani. Dolayısıyla Kars Ardahan Türkiye'de kaldı, Batum ise Gürcistan tarafında kaldı. Ankara ve Sovyetler arasında imzalanan Moskova Anlaşması, bölge halklarının kaderi ve geleceği açısından kritik bir rol oynamıştır. 16 Mart 1921'inde anlaşma imzalandı. Anlaşmayı imzalayan taraflardan biri işte Moskova adına Çiçerin, bir diğeri Celal Korkmazov. Türkiye adına ise Yusuf Kemal Tengirşenk, Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy imzalarda
bunlara ait, bu kişilere ait. Anlaşma yaklaşık 16 maddelik bir anlaşma. 8. madde önemli. 8. maddeye biraz baktığımızda işte bağlı taraflar topraklarında diğer taraf ülkesinin ya da ülke parçalarından birisinin hükümet görevini üzerine almak iddiasında bulunan örgüt ve topluluğun oluşması ya da yerleşmesini ve diğer ülkeye karşı mücadele amacında bulunan topluluğun yerleşmesini kabul etmemeyi yükümlenirler şeklinde. Bu anlaşmayı nasıl yorumlayabiliriz? Bu anlaşmaya göre biz Türkiye'de Türk yönetimine karşı olası bir ayaklanma ve direniş, özellikle Kürtler cenahında yapılabilecek bir direnişe karşı iki tarafın tepki göstereceğini, iki tarafın da ortaklaşa müdahale edeceğini düşünebiliriz. Öyle bir anlam çıkarabiliriz. Sonraki süreçte zaten bunu görebiliyoruz. Hem Şeyh Said direnişinde hem Ağrı direnişinde Sovyet yönetiminin, Moskova yönetiminin Türk hükümetini desteklediğini, bu ayaklamaların özünde karşı devrimci ayaklama olduğunu, işte işgalciler tarafından veya sömürgeci devletler tarafından desteklenen ayaklanmalar olduğunu düşünüyordu Moskova yönetimi. Türk Devleti'nin demografik mühendislik çalışmalarının en önemli yönlerinden biri sınır hattı gibi stratejik noktalarda nüfus yapısını değiştirmektir. Rusya'nın hakimiyeti altında büyük bir kültürel çoğulculuk yaşayan Kars vilayeti 1918'den itibaren bu özelliğini yitirmeye başlamıştır. Yani günümüzde yine Kars'ta tabii ki farklı etnik kimlikler var. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dokuyu koruması gerekirdi. Yani ulus devlet bir giyotin gibi olmuş. Makineden geçirmiş yani. Topraklar üzerinde yaşayan. Çünkü Kars küçük Türkiye gibi. İçinde Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Almanlar, Malakanlar, farklı dinsel grupların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bu harmoninin, oradaki o çok kültürlü yapının muhafaza edilmesi gerekirdi. Ama maalesef ulus devlet burada öğütücü konumda. Pasifize etmiş. Zaten Kars'ta yapılan bu uygulanan politikayı biz aslında Türkiye genelinde de görüyoruz. Kürtler üzerinde özellikle görebiliyoruz.